geçecek. Kazanacağız. Kurtuluş yok. Tek başına. Ya hep beraber. Ya hiçbirimiz. Birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Bu mensupları az önce hakkında isnat edilen kanunlara karşı halkı alenen tahrik suçlamasıyla ifade verdik avukatlarımızla birlikte. Burada bir kere bir avukat, bir hukukçu olarak şunu ifade etmek isterim. Suçun hiçbir şekilde unsurları oluşmamıştır. Çünkü ortada bir kanun. Hanımefendi bir geçin. Çünkü ortada bir kanun dahi yoktur. Ben o açıklamayı yaptığım zaman kanun tasarı aşamasındaydı, komisyondaydı. Halen daha kanunlaşmamıştır. Yine suçun maddi unsurları, manevi unsurları hangi açıdan bakarsanız bakın iddialar, suçlamalar asılsızdır. Ama mesele de anladığım kadarıyla bu değildir. Biliyorsunuz o konuşmayı, yani bugün ifade vermeme konu olan konuşmayı yaptığım zaman çok ciddi bir linç kampanyası aleyhime başlatıldı. Yüzlerce, binlerce hesap tarafından sistemli olarak linç edilmeye çalışıldım. Yine ana akım medya tarafından hedef gösterildim. Akabinde de bu soruşturma başlatıldı. Buradaki amaç bir suçun soruşturulması ya da kovuşturulmasından ziyade toplumsal tepkiye karşı halkı susturmaya, gözdağı vermeye yönelik bir harekettir diye düşünüyorum bir avukat, bir hukukçu olarak. Diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanı iktidarı sokakları yakmakla, yıkmakla, ateşe vermekle tehdit ediyor. Benim sözlerimden böyle bir anlam çıkarttıklarını ifade ediyorlar. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tarihinde de siyasi kültüründe de sokakları yakmak, yıkmak, ateşe vermek yoktur. Yine bizim kültürümüzde, siyasi kültürümüzde konalarla öğrenci çadırlarının arasına dalmak da yoktur. Bunlar demokrasiyi içselleştirememiş olanların eylem tarzıdır. Ayrıca sokakları nasıl yıkalım yakalım? Sokaklarda yıkılacak bir hal mi kaldı? Sokaklar dediğinizde sokakta alın terinin karşılığını alamayan, yıllara yayılan, emeğinin karşılığını alamayan emekliler var. Alın terinin karşılığını alamayan emekçiler var. Vicdanı sızlayan hayvanseverler var. Yatağa aç giren çocuklar var. Sokakların yıkılacak dermanı mı kaldı? Sokakları siz yakıyorsunuz, siz yıkıyorsunuz. Zamlarla yakıyorsunuz, zulümle yakıyorsunuz. Sarayın duvarların arasına hapsolarak, kapanarak, halkın taleplerine gözlerinizi kapatıp, kulaklarınızı tıkayarak yakıyorsunuz. Biz sokakları yakmaktan, yıkmaktan bahsetmiyoruz. Biz sokak dediğimiz zaman barıştan, kardeşlikten, hak aramadan, demokratik haktan, haklarımızı aramak için haykırmaktan bahsediyoruz. Eğer ki bu linç kampanyalarıyla, bu hedef göstermelerle, bu asılsız suçlamalarla Talat Yalaz'ı ya da bir tek CHP'liyi geri adım attıracağınızı düşünüyorsanız, bir tek hayvanseveri geri adım attıracağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bizler Nazım'ın da dediği gibi boş zamanlarımızı değil,
boydan boya ömrümüzü adıyoruz bu mücadeleye ve sonuna kadar mücadele edeceğiz. Şunu bilmenizi ve bilmelerini isterim. Her ne yapıyorsam, her nasıl yapıyorsam, her ne şekilde mücadele ediyorsam aynı şekilde mücadeleye devam edeceğim. Ama bir farkla daha çok mücadele edeceğim, daha çok bağıracağız. Susturmak isteyecekler, susmayacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Bugün buraya geldiğiniz için, bana ve mücadelemize destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ne siz ne de bizler yalnız değiliz. Örgütlü mücadeleyle başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Ve son olarak sokak hayvanlarından, can dostlarımızdan elinizi çekin diyoruz. Hala geç değil. Sokağın sesine, vicdanın, merhametin sesine kulak verin diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.